Bu dersimizde öz nitelikler içerisinde dikkat etmemiz gereken bazı noktalara değineceğiz. Öncelikle bir element içerisinde aynı isimle iki tane öz nitelik bulundurmamız doğru bir davranış olmaz. Yani iki tane isim isimle bir öz nitelik bulundurduğumuzda hata yapmış oluruz. Yani öz nitelikler unique olmak zorundadır. Farklı isimlerle nitelendirmek zorundadır ki gördüğünüz gibi XAML'in herhangi bir şekilde görünmediğini browser içerisinde test edebiliyoruz. Çünkü iki tane aynı isimle attribute var. Bu yanlış bir davranış olacak. Bir önceki dersimizde de belirttiğimiz gibi yine rakamla başlayamaz, nokta gibi karakterlerle başlayamaz. Sadece alt çizgiyle başlayabilir harflerin dışında. İkinci karakterleri nokta olabilir, rakam olabilir. Burada bir sıkıntı yok. Bir de hemen bir kopyasını alıyorum ve alta yeni bir X ve Y isimli, X isimli Y soyadlı birini yapıyorum ve slash olarak da bayan, bay slash bayan olarak bildiriyorum. Şimdi tekrar testimizi yapalım. Attribute içerisinde slash karakteri kullandım dikkat ederseniz. Burada hemen testimizi yapmaya çalıştığımızda bay bölü bayanı herhangi bir şekilde görebiliyoruz. Yani bilgi girerken de karakter istisnaları dışında istediğimiz karakterleri girebiliriz. Ama bazı karakterleri buraya girmemiz mümkün olmayacaktır. Yeni bir örnekle devam edelim. Hemen bir kopya daha alalım. Burada slash işareti yerine küçüktür işaretini kullanmaya çalışıyorum. Ekranda gördüğünüz gibi testini yaparak doğru mu kullanıyorum, yanlış mı kullanıyorum görebilirsiniz. Zaten mantık olarak hemen yanlış olduğunu algılayabilirsiniz. Attribute içerisindeki değerler arasında küçüktür veya büyüktür işareti kullanılamaz. Bunları kullandığınızda sorunla karşılaşırsınız. Çünkü küçüktür, büyüktür tagların kullanım şekliyle ilgili olduğu için direkt bu karakteri kullandığınızda sorun yaşayacaksınız. Yine diğer bir hata olan, bunu da alt satırda hemen gösterelim. And işaretini uygulamanızın içerisinde kullanmanız mümkün değil. Yani cinsiyet isimli attribute içerisindeki değer olarak veya herhangi bir attribute içerisinde değer olarak at işaretini kullanmanız mümkün değil. Bu karakterleri kullanmak için bunların temsili olan varlık başvuruları dediğimiz temsillerini kullanabiliriz. Bunlar nedir? Hemen bunlara da bakalım. Örneğin at işaretinin sonuna amp noktalı virgül koyduğumuz andan itibaren bu karakteri, yani at karakterini kullanmış oluruz. Küçüktür karakteri yerine yine and lt soru işareti kullandığımızda, büyüktür karakteri yerine de gt olarak kullandığımızda, ki bu İngilizce isimlerinin alınmış iki karakterinden oluşmaktadır. Bunları kullandığımızda rahatlıkla bu karakterler XML içerisinde kullanmamız mümkün hale geliyor. Bunun dışında küçüktür and işaretini veya büyüktür işaretini attribute içerisindeki değerler içerisinde kullanmamız mümkün değildir. Şimdi testini yaparak bu karakterlerin varlık başvurularını yazdıktan sonra ekrandaki görünüşlerini hemen bildirelim. Gördüğünüz gibi artık küçüktür'ü burada ekranda görünüş olarak kullanabiliyoruz. Ekranda görünüyor ve end işaretinde kullanmamız mümkün. Direkt bunları yazdığımızda hata oluşacak. Fakat başvurularını yazdığımızda herhangi bir sorunla karşılaşmayız. Dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta şudur. İçerisinde bazı bilgileri tırnak işaretiyle belirtmek isteyebiliriz. Attribute isimlerinin bilgileri mutlaka çift tırnaklar içerisinde, yani tırnaklar içerisinde olmak zorundadır. İsterse çift tırnak, isterseniz tek tırnak kullanabilirsiniz. Yani tek tırnaksa iki tane tek tırnak, çift tırnaksa iki tane tırnak arasında bu bilgiyi kullanabiliriz. Eğer çift tırnak içerisinde kullandığımız herhangi bir bilgiyi tırnak işaretiyle belirtmek istiyorsak, burada çift tırnak la açtığımız bir bilgi etiketini, değerini yine çift tırnakta kullanamayız. Yani örneğin ben Y'yi çift tırnak olarak belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada çift tırnaklar farklı bir yapıyı kendi tanımlaması içerisinde kullanıldığı için hemen sistem değişti. Şu an itibariyle ben X içerisinde var, Y attribütüne başlıyormuş gibi bir belirteç olacak ki mavi renkte olduğunu hemen görebiliyoruz. Böyle bir yapı için eğer çift tırnakla başlamışsak içerisindeki belirteci hemen burada tek tırnak hemen bulalım. Tek tırnakla belirtebiliriz. Eğer tek tırnak kullanmışsak da çift tırnak olarak belirtebiliriz. Herhangi bir sorun çıkmaz. Sadece eşittirden sonra kullandığımız, bilgiyi yazmak için kullandığımız tırnağın dışında bir tırnak işareti kullanmamız lazım. Gördüğünüz gibi bu bilgileri buraya girerken X ve Y'yi farklı tırnak, kendi tırnaklarının dışında kullandığımızda herhangi bir sorun yaşamayız.